Önemli bir şahsiyetle, kişilikle birlikteyiz. Bir kültür adamı o. Araştırmacı, fikir insanı, gönül insanı, rehber ama her şeyden önemlisi duyarlı bir vatandaş. Çok güzel bilgiler veriyor. Ayasofya önemli. 1500 yıllık geçmişe sahip Ayasofya. Ve Ayasofya'nın biz sadece cami olan kısmını hep konuştuk ama öncesi de var. İsterseniz Aydın abi bu güzel mekanda tarihe bir yolculuğa çıkaralım. Ayasofya nedir? Ne ifade eder? Biraz bilgi verir misiniz? İsmail Bey, bir defa Sapanca'mıza tekrar hoş geldiniz. 2 sene sonra tekrar beraberiz. 2 sene oldu mu efendim? Oldu ama bu koronalı günlerde bu sefer bir aradayız. Açık havadayız. Onun için ben maskemi takmadım. O zaman ben de şöyle maskemi alayım açık havada. Daha rahat olursunuz. Için. Evet. Yengemiz de burada. Efendim merhabalar. Evet Aydın abi, sizi dinliyoruz. Ayasofya konusu. Şimdi Ayasofya benim için 53 yıllık bir maziye sahip rehber olarak. Ama ben 73 yaşındayım. Yani 20 yaşında rehber olduğuma göre. Daha 8 yaşındayken annem beni Ayasofya'ya götürdü ziyaretçi olarak. Ben de o sıraya girdim. O parmağını deliğe, dilek deliğine sokanlardan oldum. Sonra aldı beni Yerebatan Sarayı'na götürdü. Yani rahmetli anacığım bana rehberlik yaptı. Ne dedi o rehberlik yaparken? İstersen siz çok profesyonel, dünya çapında bir rehbersiniz ama annenizin rehberliğiyle ilgili o günleri bir hatırlatır mısınız? Oğlum dedi, burası çok önemli bir mekan. Senle bizim bunu beraber görmemiz beni mutlu etti dedi. Ve beni resmen elimden tuttu, aldı, içeri soktu, gezdirdi. Tabii o zaman orası bir müze. 8 yaş aşağı yukarı. 1955 yılı oluyor yani, öyle söyleyelim. Sonra ben çok kısa bir özet yaparak bunun cevabını vermek için son 55 yılda başımdan neler geçti, neden Ayasofya'nın bu önemi birdenbire ortaya çıktı, onu da bir özetleyeyim. Ben 64-65 yılında lise son sınıfı okumak üzere Amerika'ya gittim. O zaman Yıldızlar Türkiye yüksek atlama rekortmeniydim. Daha iyi rakipler bulacağım diye Amerika'ya gidip orada liseyi bitirmek istedim. American Field Service denilen bir mübadele sistemini kabul gördü benim katılmam ve ben gittim. Onlara da söz verdim giderken oradaki eyalet rekorunu kıracağım diye. Allah nasip etti, kırdık. Ve oradan şampiyon olarak döndük 18 yaşında. Oradayken 1963'te çevrilen meşhur James Bond From Russia With Love filmini seyrettik. Sınıf arkadaşlarımla beraber seyrettik. Ve o arada ben tabii Türkçelerini tercüme ediyorum. Etrafıma insanlar toplanmış. Meşhur bir sahne var orada. Sean Connery köşede Rus casusu bekliyor. Çünkü onun elinden alacak bir mesaj ve onunla Rus konsolosluğuna girmesi lazım. Evet, ses alıyor muyuz? Alıyorum. Tamam. Bazen ikili alın. Tekli ikili alın. Evet. Dolayısıyla bu vaziyette o köşedeki küpler vardır Bergama'dan gelen. Onların önünde bekliyor. Filmdeki Rus kontra ajan, yani esas Rusya'nın ajanı artist içeri giriyor, o da casusu takip ediyor. Onu öldürmek üzere, çünkü onun bir casusluk yaptığının farkında. Öldürüyor köşeyi dönüp, fakat Robert Shaw, bu filmdeki meşhur artist, öldürüyor fakat elinde mesaj olduğunu bilmiyor. Bond köşeyi dönüyor, adamı yerde ölü görüyor, elinden o mesajı alıyor ve onunla Rus konsolosluğuna giriş yapıp şu büyüklükte bir dekoder alıyor. O Rusların bütün füzelerinin atılış kodlarının olduğu dekoder. Bu sahne olurken arkada bir grup yaşlı bir rehberi takiben o dilek sütununa gidiyor ve hepsi parmaklarını sokup dilekte bulunuyorlar. Şimdi ben bunu görüyorum, çok merak ediyorum. Diyorum ki ya
Ben de sokmuştum oraya küçükken parmağımı. Niye bu kadar önemli? Neden, ne oluyor, ne bitiyor? İstanbul'a dönünce 18 yaşında araştırıyorum. Meğer 6. yüzyılda işte Ayasofya 532-537 arasında yapıldığı zaman Justinian zamanında meşhur bir veba yaşanıyor İstanbul'da. Ve anlatılan kitapların anlattığına göre de o parmağın sokulduğu yerden yayılmış bu mikrop İstanbul'a, Konstantiniyye'ye. Şimdi ben tabii bunu okuyunca ve tevafuken de 2 yıl sonra 67'de rehber olunca dedim ki ya bari ben kendi turistlerime söyleyeyim kimse parmağını oraya sokmasın. Böyle başlayan hikaye işte 69 yılında ben Londra'dayım. Büyükelçiliğin vermiş olduğu davetteyim. Çünkü beni oraya davet edenler Numan Menemencioğlu büyükelçimizin sekreterleri ve orada kutlamaya katıldım. 29 Ekim kutlamasına. Ve orada vermiş olduğum Orada vermiş olduğum tecrübe bana hayatta rehberliğe devam etmemi sağlamıştır. Çünkü ben o akşam acaba ben de diplomat mı olsam? Çünkü 21 yaşındayım, 22 yaşındayım o sırada. İmtihanlarını geçmiş bir talebe olarak Londra'dayım. Kimse beni tanımıyor. Ben de dinliyorum etrafta konuşulanları. Hatta bir çalışan, bizim elçilikte çalışan hanımefendi, yanındaki hanımefendiye diyor ki bak bu gece evde olsaydık işte şu program vardı televizyonda onu seyredemeyeceğiz. Çünkü o zaman kaydetmece yok daha henüz. Ben de dedim ki ya yani şimdi bu insanlar buraya gelmişler, burada çalışıyorlar. Böyle büyük bir kutlamanın içindeler. Evdeki televizyonu düşünüyorlar. Ben diplomat olmayayım en iyisi dedim. Zor geçinirim dedim bu kafa yapısıyla. Çünkü bir an düşünüyorsun acaba herkes böyle mi diye düşünüyorsun. Rehberliğe devam etmeye karar verdim. Çünkü rehber kendi inandığını söyler. Onun için İsmail Bey siz eğer benim otobüsüme binerseniz bir Türkiye turu yaparsak benim gözümdeki Türkiye'yi görürsünüz. Ben sizinle İspanya'ya gidersem sizin Endülüs'ünüzü görürüm. Doğru mu? Çünkü yorum sizin. Rehber önemli. Rehberin yorumu önemli. Önemli, evet, tabii. Çok önemli. Dolayısıyla sizi rehberliği iten o yorum, insanlara fikir vermek, düşüncelerinizi insanlara anlatmak o sizi heyecanlandırdı zannediyorum. Çok keyifli bir şey. Çünkü bu iş yapa yapa öğrenilen bir şey. Size bir soru soruluyor rehber olarak. Siz cevabını bilmiyorsunuz. Gidip öğrenip gelip anlatıyorsunuz cevabınızı. O ara mesela bana sorulan sorulardan bir tanesi, niye acaba Müslüman erkekler 4 tane kadınla evlenebiliyor? Bu kadınların hiç mi hakkı hukuku yok? Hep onu mu soruyorlar? Onu da soruyorlar. Mesela o zaman daha ben yeni rehber olmuşum. Tabii bunlar beni bir taraftan size daha önce anlattığım benim neden Türk halısıyla ilgili dersler vermem gerektiği ortaya çıktı. Onu zaten uzun boylu yapmıştık. Konuşmuştuk. Peki Ayasofya. Yani. Şimdi ona geleceğim ama orada önemli olan dini iyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bana bu tip sorular sorulmaya başlayınca. Dolayısıyla şimdi bir yabancı gözüyle düşünün. Ya Yahudisiniz ya Hristiyansınız değil mi? Yani eğer semavi dinlerdensiniz veyahut da Müslümansınız yani. Başka bir alternatif yok. Şimdi gelip beni Yahudinin veyahut Hristiyanın İslamiyet'ten imtihan etmesi zor. Çünkü ben Müslümanım. Ama netice olarak onların dinini nasıl anlattığıma bakıyorlar ve benim bilgime o zaman güvenip güvenmemeye karar veriyorlar. Ben bunu mesela 72 yılında Kariye Müzesinde yaşadım. 10 rehberiz. Meğer geminin Stella Solaris gemisinin armatörü Köseoğlu ve benim otobüsüme binmiş. Ben anlattım Kariye'deki mozaikleri. Çıktık dışarı. Acenta'nın müdürü rahmetli Çetin Kayra abimiz geldi iki yanağımdan beni öptü. Ben çok şaşırdım. Abi dedim yani bayram değil seyran değil niye böyle bir durum oldu? O da bana dedi ki
armatör sormuş, bu hangi dinden bu bey? Hangi milletten? O da demiş ki Türktür, Müslümandır. Olamaz demiş ya. Ortodoksluğu benden daha çok biliyor demiş. Şimdi işin sırrı bu. Ortodoks. Şimdi işin sırrı bu. Siz bilgiye ulaşırsanız insanlar bilgiyi anlıyorlar ve bilgiye hürmet ediyorlar. Dolayısıyla ben o andan itibaren bütün dinleri araştıraraktan bunun sentezini yapmaya çalıştım kendi kafamdan. Enteresandır. Benim Kanada'ya gidip 78-83 arasında orada kaldığım senelerde Kanada'da televizyonda da programlar yaptım ben. Orada da Türkiye'yi anlattım. Türkiye'ye gelenleri televizyona çıkardım, onlarla mülakat yaptım. Ama bir şey gördüm. İnsanlar Türkiye'ye dışarıdan nasıl bakıyorlar? Türkiye din olarak dışarıdan nasıl gözüküyor? Bu çok önemli. Dolayısıyla benim Kariye ile olan ilişkimin başladığı yer ve son geldiği noktada da camiye çevrildikten sonra ben Kariye'deydim. Orada da tevafuken iki tane genç arkadaş, İslam ve Tanju Beyler, Karasu'dan bu arkadaşlar. Ayasofya. Ayasofya'nın önündeler. Ben de namaz kıldım içeride, çıktım. Yani o 53 yıldır gezdirdiğim yerde namaz kıldım. Ne çıktım. Duygu yaşadınız efendim? Ya şöyle, Ayasofya'nın açılması, ibadete açılması ne ifade eder sizin için? Ve çok sayısız orada rehberlik yaptınız, birçok insan gezdirdiniz. Buyurun. Şimdi ben bir defa bir Müslüman rehber olarak, hacı olmuş bir rehber olarak, Kabe'de merdivenlerde eşimle beraber oturup ağladığımız günü hatırlıyorum. Ben o gün Ayasofya'da aynı duygulara sahiptim. İsmail Bey. Açıldığı gün orada mıydınız? Açıldığı günden 6 gün sonra. Buradaydık çünkü, evet, Sapanca'daydık. Evet. Buradan gittik. Perşembe günü, yani ikinci cuma olmadan gittim. Öğlen namazını kıldım. Çıktık dışarıda. Bir arkadaşım telefon etti. Ona anlatıyordum. Gel bir gün sana işte Ayasofya'yı burada anlatayım diyordum. O da ondan sonra duymuş yandan arkadaşlar. Siz rehber misiniz dediler. Evet, rehberdim dedim ben yani. Onun üstüne bir anlatım oldu orada. Şimdi şöyle anlatayım. Ayasofya, Konstantiniye, İstanbul öyle küçük bir konu değil. Büyük bir konu. Yarımburgaz mağarasına giderseniz, İstanbul'da Bahçeşehir tarafına doğru gittiğiniz zaman 800 bin yıllık tarih var İsmail Bey. Bakın, Yeni Kapı 8500 yıllık ama Yarımburgaz mağaraları 800 bin yıllık. İstanbul'un böyle bir geçmişi var. İstanbul'da yok tarih olarak. Daha biz %1'ini biliyorsak bugün, ben bu şapkamı çıkartırım. Dolayısıyla Ayasofya dendiği zaman, bir defa Ayasofya'dan önce orada bir pagan mabedi var. Dikkatinizi çekerim. 360'da Konstantin'in oğlu Konstantinus orayı, ilk Ayasofya'yı yaptığı zaman onun üstüne yapmış. Yani orası hiçbir zaman bir netice olarak şey değil, müze değil, sergi salonu değil. Orası bir ibadethane olarak açılmış. Bir pagan mabedi. Ondan sonra Ayasofya kilise olarak 360'da yapılır. 404'te yakıp yıkılır. Niye? Kraliçe Evdoksiya ile John Chrysostomos Patrik kavgalıdırlar ve Patrik'i şehirden kovar ve Hristiyanlar kızaraktan kiliseyi yakarlar. Şimdi burada ortada Müslümanlar yok daha, bakın yani bu İslamofobi olayları falan hiç yok daha ortada. Bunlar oluyor ama Konstantiniyye'de. 415'te ikincisi yapılır. 532'ye kadar dayanır. 532'de Nika isyanı olur. Ve 20 bin kişi bir gün öğleden sonra hipodromdaki at yarışları esnasında yeşillerle mavilerin yarışında katledilirler. Çünkü onlar ihtilal yapıp Justinian'ı ve Theodora'yı devireceklerdi. Ama onların ordu komutanı Belisarius dedi ki ya siz öleceğiniz, biz öleceğiz ya da onlar ölecek dedi. Theodora dedi ki hepsini öldürün dedi. 500 bin kişilik bir şehirde ertesi gün 20 bin kişi eksilmişti. Bu tabii imparatora muazzam bir baskı yarattı.
O da ne yaptı? Çok büyük bir acele içinde onun üstüne daha büyük bir bina yaptırdı. 5 yıl 10 ay sürdü bu. Ve 10 bin kişi çalıştı inşaatında. Ayasofya. Ayasofya'da. İzidoros Milet'ten geldi. Trales'ten yani Aydın'dan da Antemius geldi. Matematikçi ve mimar olarak o binayı yaptılar. Şimdi o bina zamanın en büyük binası. Hep orijinal mi efendim orası? Yani bu üçüncü kadar... Ayasofya bu. Üçüncü Ayasofya, evet o. Ama altında ikinci Ayasofya'nın kalıntıları var. 39 gecede düzelttiler orayı, üstüne inşaat yaptılar. Yapılan bina çok büyük, alttaki altyapı onu taşıyacak mevcut, güçte değil. Mevcut Ayasofya binası hangi tarihte? O işte, 537. 537, evet. Yani yaklaşık 1500 olacak. Şimdi 1500. 2037'de 1500 olacak. 1500 yıllık orijinal bina var. Evet. Orijinal bina. Evet. Hiç bu kadar deprem, bu kadar sıkıntı. Şimdi 20 yıl sonra 557'de depremde kubbe yıkıldı. Neden? O alttaki yapı ufak. Dolayısıyla kubbe yenilendi. O kubbe bir sürü defa yenilendi. En son Mimar Sinan'ın dışarıdan inşa ettiği payandalar ve minareler sayesinde çakıldı oraya. Oynamaz hale geldi. Fakat son benim hatırladığım 20-25 yılında hep içinde iskele var. Çünkü kubbede çatlaklar oluşuyor, oradan içeri sular sızıyor. Onların tamiratı devam etti. Ne zamana kadar? Hala da bitmiş değil o. Yavaş yavaş söküyorlar içindeki iskeleyi. Şimdi Ayasofya böyle bir bina. Ayasofya İstanbul'da ikonoklazma oldu Konstantiniye döneminde. 726-843. Ne yaptılar? Üstünde resim olan mozaikleri ve freskoları imha ettiler. Hristiyanlar birbirlerine, kendi kendilerine yaptılar bunu. Dolayısıyla neden? Çünkü istemiyorlardı resim. Neden? Çünkü İslam'ın etkisi var resimsizlik olarak. Ha, bu çok önemlidir. Mesela Kariye'ye gidin, oradaki mozaiklerden bir tanesi Theodor Metokites. Theodor Metokites vali yardımcısı, aynı zamanda finanstan sorumlu ama başında bir tane... Ayasofya'daki mi yoksa? Yok, Kariye'deki. Evet. Başında bir tane turban var. Ne arıyor bu Bizanslı şahsın üstünde bir turban? Evet. İslam'ın etkisi. Ha, şimdi bu etki bakın çok enteresan. Şeyde yok, İtalya'da yok, Yunanistan'da yok. Burada var, İstanbul'da var. Neden? Çünkü İstanbul hep İstanbul. Yani Konstantiniye hep Konstantiniye. Herkesin almak istediği şehir. Onun için o yer altına yapılan bütün o sarnıçlar su eksikliğini gidersin diye yani o biriktirerekten tuttukları şeyler çok muhasara edilmiş, alınmak istenmiş. Ama ilk defa şöyle söyleyeyim, 1204'te 4. Haçlılar aldılar burayı. 4. Haçlılar Venedikliydi. Henrico Dandolo'nun başkanlığında, Duka'ydı kendisi, Venedik'ten geldiler ve bunlar Ayasofya'yı ele geçirdiler. Şehri ele geçirdiler. Ayasofya'nın içinde yapmadıkları rezalet kalmadı. Çünkü onlar Latindi. Latinlerle Ortodokslar 1054'te ayrılmıştı. Dolayısıyla bunlar ayrıldılar. Hala da birleşmediler. Dolayısıyla bu ayrılık hala devam ettiği gibi aralarındaki husumet de devam ediyor. Ne oluyor netice olarak? Ayasofya'nın içinde her türlü rezaleti yaptılar. Peki ne yaptılar o şeyler, Latinler? Dansöz bile oynattığı söyleniyor. Ortodoks inat olsun diye. İnat olsun diye. Dahası var. Ayrıldıkları zaman 1054'te Ayasofya'nın içine iki tane ferman asıldı. Bir tanesi şeydeki Roma'daki büyük kilisenin başkanı. Öbürkü de İstanbul'daki kilisenin başkanı. İkisi birbirine aforoz ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Dinden uzaklaştırdılar birbirlerini. Böyle bir husumet var. Peki 57 sene bu şehri ellerinde tuttular. Latinler, yani İtalyanlar ve Fransızlar. Peki çıkarken ne yaptılar? Yakıp yıktılar. Bütün zenginliklerini alıp götürdüler. Peki niye bu husumet? Neden? Yani İslamofobi hala yok ortalıkta. Niye ama yani bunu yapıyor? Hristiyanların arasında niye bu çekişme evet. var? Sonraki yıllarda ben şunu araştırarak buldum.
Truva Savaşı'nda Agamemnon ve kardeşi Truva'yı yakıp yıktılar. Truva'da yaşayanlar Anadolu halkıydı. Anadolu halkı. Dolayısıyla o şehir yanıp 6. Truva'dır bu. 1275 milattan önce olduğu zaman, yanıp yakıldığı zaman oradan iki tane erkek sağlam çıktılar. Biri yaşlı bir adam, öbürü de onu oradan çıkaran oğlu. O ikisi çıkmışlar şehirden ve nereye gitmişler? İtalya'ya gitmişler. Roma'ya 1 saat uzaklıkta böyle bizim Sapanca Gölümüz gibi bir göl var. Nemi Gölü. Nemi Gölü'ne kenarına oraya şehri kurmuşlar. Çünkü kılıcı veriyor Paris o adama. Şeyde de anlatılan, filmde de anlatılan, 2004 filminde de anlatılan. Bu kılıcı al, sen nereye gidersen orası yeni Truva'dır diyor. O da almış, Nemi'ye götürmüş. İtalyan tarihçilerle ben İtalya'da görüştüm 1995 yılında. Dediler ki biz bunu gelip ilan edeceğiz. 2003'te ilan ettiler. Truva ile kardeş şehir yaptılar, Nemi'yi. O günden beri gider gelirler karşılıklı olarak. Ama netice şu. Truva'da oturanlar Anadolu halkı. Yakıp yıkanlar İtalya'yı kuranlar. Yani siz bugün bir İtalyana sorsanız senin deden nereliydi? Biz nasıl Selçuklu diyoruz, Osmanlı diyoruz. O da diyecek Romalı. Peki Roma'nın dedesi kim? Aneas. Şeyden kaçan, Truva'dan kaçan. Çanakkale'den kaçan. Evet. Dolayısıyla ne yaptılar? Yakıp yıktılar değil mi Truva'yı? Bunlar da Konstantiniyye'yi yakıp yıktılar giderken. İntikam böyle alınır işte. Yani geçmişin hesabını. Geçmişin hesabını bakın. 18 Mart 1915'te Çanakkale'yi geçmek isteyen 18 tane gemi. İngilizler ve Fransızlar. O gemilerden birinin adı Agamemnon. Evet. Öbürünün adı Vengeance, yani intikam. Neyin intikamı İsmail Bey? Ne bitmez intikam bu ya? Kaç yıl önceki? 2500 yılın intikamı bu. İntikamı halen. Halen. Birçok uygarlık gelmiş. Halen. Gelmiş Roma, biz de o. Halen. Evet. Halen. Yani dolayısıyla bu iş bitmeyecek. Ve devam. Peki bunu şimdi dine nasıl bağlıyorsunuz? Buyurun. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 120. ayette diyor ki siz ehli kitabın yani Yahudilerin ve Hristiyanların yoluna gitmediğiniz müddetçe onlar sizden asla razı olmayacaklar diyor. Burada değişen bir şey yok. Bizden rahatsız olmuşlar. 401 yıl Kudüs, Mekke, Medine Osmanlı'da. Atina 356 sene Osmanlı'da. Balkanlarda siz çok iyi biliyorsunuz 500'e yakın yıllık Osmanlı hakimiyeti var. Ama hiçbirisi kendi dilinden uzaklaştırılmamış. Hepsi kendi milliyetlerini devam ettirerekler. Sırplar, Boşnaklar. Görüntü yönetmeni arkadaşımız da Kudüs'te, Balkanlar'da çok ciddi çekimler yaptı. Tamam. Ahmet çok, Emirhan Kahraman Beyefendi. Çok doğru teşekkür biliyor. Teşekkür ediyoruz hem Kudüs'te. Evet. Sizinle zaten biz Kudüs programıyla tanışmıştık. Hemen hemen yıllar önce. Evet. Bu Balkanları da gezdik. Onu da bir atıfta bulunmak istedim. İyi buyurun. Yaptınız. Dolayısıyla bu hakimiyette bulunan Osmanlı bugün geri geliyor diye müthiş bir korku var yani Avrupa'da. Tarihin kavgası devam ediyor. Ediyor. Bitmiyor bu. Yani şimdi Ayasofya üzerindeki kavga devam ediyor, edecek. Hı-hı. Mücadele. Hı-hı. Peki ibadete açılmasını nasıl buldunuz efendim? Doğru buldum. Sebep çok basit. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti bugün kendi istiklalini ilan etmiş. Bunu kazanmak için de çok şehit vermiş bir devlet. Dolayısıyla Ayasofya'ya Fransızlar garnizonla geldikleri zaman yukarıda makinalıyı kurmuş bizimkiler. Bekliyorlar yani alırlarsa. Birinci Han Harbi'nde işgalde Fransızlar. 1918. Buyurun onu anlatın. Yani orada bekliyorlar. Ayasofya'yı almaya geliyorlar. Yani adamların derdi orası çünkü. Orayı aldığınız zaman siz İstanbul'u almış olarak görüyorlar kendilerini. Dolayısıyla benim İngilizce olarak makalem var. Niye acaba Ayasofya Türkiye Cumhuriyeti ve Türk turizmi için çok önemlidir diye bir yazım var. Ona bakmak lazım. İnternette yayınlanıyor bu. Dolayısıyla bunu da 2017'de yazdım. Yani daha cami olmadan 3 sene önce yazdım. Ne yazdınız ve neden İngilizler? O hikaye çok önemli. Şimdi şöyle, onlar bir defa orayı aldıkları zaman
ve orayı cami olarak kullanılmasına mani oldukları zaman, oradan ezan okutmadıkları zaman rahat ediyorlar. İstanbul'a hakim olacaklar. Evet, o düşünce geliyor. Fransız garnizonu geliyor. O düşüncedeler. Ama onlara orayı teslim etmiyoruz. Hiçbir zaman da etmedik. Çok bir hikayesi var değil mi? Onlar var, teslim var, var. Dolayısıyla orada yaşanan olaylar, İstiklal Harbi, arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, zayıf bir şekilde kuruluşu. Oraya ve İngilizleri gelmeden düşünebiliyor musunuz? 6 Ekim 1923'te İstanbul'u terk ediyorlar. 3 hafta sonra Cumhuriyet ilan ediliyor. Bakın. Peki bunlar bir silah atmadan, kurşun atmadan niye gittiler? Niye gittiler? Biz hilafeti iptal edene kadar İngilizler onaylamadılar İstanbul'dan çekilmelerini. Evet, bu da ertesi seneye kadar devam etti. 1924 yılının 3 Mart'ında ilga edildi hilafet. Dolayısıyla İngilizler de ondan sonra kabul ettiler. Bu kadar pazarlıklar var bu. Pazarlıklar var. Hilafet İngilizler için çok önemliydi. Çünkü Hindistan, biliyorsunuz, Müslümanları bize yardım ediyordu. Onların Hindistan'la sıkıntısı vardı. Oraya hakim olmaları, hala da hakimler. Dolayısıyla onu kaybetmek korkusundan İstanbul çok önemlidir. İstanbul işin merkezindedir. Bugün de dünyanın merkezindedir. Yani Ayasofya'nın bu önemini benim size burada saatlerle anlatmam lazım. O Fransız askerlerine karşı oradaki yüzbaşının o çok sert girerseniz vururuz demesidir. Vururuz, burayı da uçururuz diyor. Evet, o çok önemli. Uçururuz, evet. Uçururuz. Vermeyiz yani, ve teslim etmeyiz. Yok, teslim etmeyiz. İşgal etmişler İstanbul'u. Yok, teslim ona etmeyiz, evet. Teslim etmeyiz. Hı-hı. Düşünün ki İstanbul 1918-1923 arasında, yani 4 yıl işgal altında. Ellerinde bütün vesaikler var. Bizim Ermenileri katlettiğimizi söylediler, değil mi? Onlara genosit yaptığımızı söylediler. Peki ispat edebildiler mi? Edemediler. Bizim o zamanki yöneticilerimizi Malta'ya sürdüler. Orada mahkeme ettiler. Ve 1921'de verdikleri kitapta hiç böyle bir şey olmamıştır diyor. Olsa bırakırlar mıydı o insanların hepsini idam etmeden? Peki neden Türkiye Cumhuriyeti orayı müze olarak ilan etti? 1933 değil mi efendim? 34. 34'te. İsmail Bey, Papa'nın güzel bir lafı var. Diyor ki, şartlar değişirse kurallar da değişir diyor. Çok önemli. Şartlar değişirse kurallar değişir. Karar versek onları İslam bir evet evet. Tamam. Türkiye'deki Müslümanlar için şöyle bir 50 tane maddeyi alt alta yazsak çok iyi olmaz mı halk açısından diye sordum. Bana dedi ki, biz dedi bir konuda anlaştık dedi. Hangi konu dedim? Hiçbir konuda anlaşmamak üzere anlaştık dedi. Şimdi din konusundan bahsediyoruz ve Müslümanız biz, elhamdülillah, değil mi? Bu beni üzdü. Yani durum bu ama hakikati söyledi yani. Çünkü demin ne dedim? Kimin otobüsüne binerseniz göreceğiniz Türkiye odur dedim. Yani insanların farklı fikirleri olması da doğaldır yani. Evet. Bu Allah'la bile olsa doğaldır. Kişisel bir seçimdir neticede. Ama burada ne oldu önemli olan? 2007 yılında tevafuken ben Bayraktar Bayraklı hocamızla tanıştım. Ve onun Kadın, Sevgi ve Temel Haklar İslam'da kitabını İngilizce'ye çevirdim. Çünkü bana hep kadın hakları soruluyordu ve ben bıktım artık bunları anlatmaktan. Ve o kitabın İngilizcesini basıldıktan sonra sordukları zaman veriyordum okusunlar diye. Peki ne oldu? Onun üstüne kalktılar, geldiler. 10 tane papaz dünyanın değişik yerinden Bayraktar Bayraklı'yla röportaj yapmak istediler. Yaptık. Ben de tercümanlığını yaptım. Videosu var bende. Sorular sordular, gittiler. Ama bir farklılık olduğunu gördüler. Peki Bayraktar Hoca'nın farklılığı neydi? Kur'an-ı Kerim ne diyorsa ayeti ayetle tefsir etmişti. Yani başka bir yerden alıp araya bir şey katıştırmamıştı. Dolayısıyla bu beni daha ziyade papaz turlarına yöneltti. Ve papazlar beni işte papazlara tur mu? Çok yaptım. Çok papazlar yaptı. Türkiye'yi gezmek mi istediler? Hep geziyorlar zaten. Allah Allah. Tabii. Çünkü neden? Şöyle bakın. İsa Aleyhisselam Kudüs neresi? Antakya neresi? Efes neresi?
Peki Meryem Ana niye acaba 600 bin nüfusu olan Antakya'ya o zaman gitmiyor da daha onun bir fazla daha yol yaparaktan Efes'e gidiyor 250 bin kişilik yere. Hristiyanlık dünyaya yayılsın istiyor. Peki niye oradan yapıyor da Antakya'dan yapmıyor? Niye o kadar daha fazla yol gidiyor? Aziz John'la beraber ikisi Hristiyan dünya için Anadolu çok önemli olduğundan müthiş papazlar. Müthiş önemli. Peki siz hep papazlara mı? Papazlara çok turum var. Peki o tur yaparken nasıl Kur'an-ı Kerim'i biliyor muydunuz İslam kültü? İşte benim Bayraktar Hoca ile karşılaşmamdan sonra yaptığım turlar bunlar. Şöyle söyleyeyim, bir tane misal vereyim. Sizin oturduğunuz yerde ben oturuyorum, burada da papaz efendi oturuyor. Tom isminde papaz. Sonra ben Claremont, Kaliforniya'ya gittim. Kiliselerinde konuşma yaptım. O da internette yüklü olarak duruyor. Mikrofon bir bende, bir papazda. Gidiyor, geliyor. Konya'dan başladık. Yalvaç'a geldik. 3,5 saat. Yalvaç'tan çıktık. Pamukkale'ye geldik. 3,5 saat. Ben İslam'ı anlatıyorum. O Hristiyanlığı anlatıyor. Böyle karşılıklı. Eğitim yapıyoruz yani otobüste. Beyazlığı görünce Pamukkale'de dedim ki çok şükür geldik yolun sonuna. Kaptan dedi ki abi sabahtan beri susmadınız ne anlattınız dedi. Dedim din konuştuk ne anlatacağız. Hiçbiri de uyumadı dedi. Ben dedi baktım aynadan dedi. Ben de söyledim İngilizce bunu. Hepsi alkışladılar. Yani çok dinlemişler sonuna kadar. Son dedim size bir şey söyleyeyim Kur'an'dan ondan sonra zaten 5 yani, dakika sonra otele papaz, geliyoruz dedim. Papaz efendi bir soru soruyor veya siz bir şey veriyorsunuz papaz efendi itiraz ediyor. Siz İtiraz değil yani, kendi kısımlarını kısımlar, anlatıyorlar evet, diyelim. Yani Hristiyan. Belli bir konu üstünde onlar nasıl görüyorlar? Kur'an nasıl son görüyor? Son dedim iki ayet size söyleyeceğim Kur'an'dan dedim. Orada dedim ayetler diyor ki Maide suresi 82 ve 83 bu söylediğim yer. Müslümanlara en yakın olanları ehli kitabın içinde Yahudilerden bulamazsınız. Ama biz Nasaralıyız yani Hristiyanız diyenlerin içinden bilhassa papazlar ve keşişler vardır. Onlar dünyada kibirle yürümezler. Allah'ın adını ve ayetlerini duyunca gözlerinden yaşlar gelir ve hemen secdeye kapanırlar diyor. Bunu söyledim, papaz ayağa fırladı. Neresinde var Kur'an'ın bu dedi. Duymamış. Söyledim ayetleri, yanımda da İngilizce Kur'an var, aldım bir de oradan okudum. Mikrofonu ona verdim. Şimdi sıra onda. 5 dakika var otele dedim zaten. Papaz gayet sakin mikrofonu aldı, götürdüğü yerde taktı. Bir şey demedi. Geldik otele, anahtarları dağıtıyorum. Bir tane beyefendi geldi dedi ki, hayatımda gördüğüm en zevkli tenis maçıydı bu dedi. Gidiyor geliyor ya mikrofon. Mikrofon ha. Allah bana dedirtti mi? Zaten tevafuken yolun sonunda bunu bana söyleten de ben değilim. Allah bana söyletiyor. Orada 7 saat konuşmuşuz yolda düşünebiliyor musun? O saatte. Orada Kur'an. Söylemeyi, söyle diyor bana yani. O zaman dedim ki, peki maç uzun sürdü ama nasıl neticelendi dedim. Dedi ki bana biraz daha devam etseydin bizim papazın işi zora girmişti dedi. Ben bu hikayeyi kulakları çınlasın Ömer Faruk Harman'a anlattım. Paris'ten döndüğü zaman çok meşhur profesörlerimizden, ehli kitap profesörü kendisi. Tebrik etmeye gittim Ömer Faruk Hoca'yı. Dedim böyle böyle susturmuşsunuz bütün papazları. Evet dedi doğru susturduk. Sen ne yaptın dedi. Ben de bu papazı anlattım. Koca profesör ayağa kalktı. Geldi beni alnımdan öptü. Sen bizi geçmişsin dedi. Sen bizi geçmişsin dedi. Hocam olur mu siz bütün papazları susturdunuz dedim. O da dedi ki ama sen dedi papazı dedi. Kendi cemaati önünde susturmuşsun. Bizde cemaat olmaz bu çok önemli dedi. Anlamışlar onlar işi dedi. Dolayısıyla şimdi ben yeri geldi papazı susturdum. Yeri geldi cemaati olayı anladı. Ama yeri geldi camide de hocamıza bir sual sordum. Dedim ki Hucurat suresi 44'ten 47'ye Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Peygamber Efendimiz'e Yüce Allah
Sakın ola diyor, sana diyor indirdiğim Kur'an-ı Kerim'e bir kelime ilave etmeyeceksin. O vahye bir kelime ilave etmeyeceksin. Edersen ne olur? Şah damarından sımsıkı yakalarım, seni de elimden kimse kurtaramaz diyor. Hocamıza sorduğum soru şuydu. Hocam dedim, kendi en sevdiği peygambere, değil mi? Peygamber Efendimiz'e böyle tehditkar konuşan bir yüce Allah. Biz ne yaptık? 1400 küsür senedir bir gelenek var. Gelene ek yaptık, gidene ek yaptık, oldu gelenek. Hangisi Kur'an, hangisi gelenek? Bugün herkesin kafası karışık. İsmail Bey, sıkıntı burada. Bu dedim ne olacak? Biz bunun içinden nasıl çıkacağız hocam dedim yani. Kur'an-ı Kerim esas değil mi? Bizi imtihan edecek olan Allah değil mi? Bizim önce onu bilmemiz gerekmez mi? Ha, onu bildikten sonra istediğiniz şeyin devamını getirelim. Bizim imtihanımız o kitaptan. Dolayısıyla ne yapacağız dedim. Aydın Bey, arkanızdaki sıra çok uzadı dedi. Girmedi konuya. Topa. Peki hakikaten Kur'an-ı Kerim siz biliyor muydunuz? İslamiyet'le, yani Kur'an'la ilgili çok ciddi bir bilginiz, araştırmanız ki... Yani evet, rehberlik hizmeti yaptığınız önemli ama Kur'an-ı Kerim'le ilişkiniz nasıl başladı? Şimdi o ilişki hep var, gençliğimden beri var. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ayetlerle, ayet tefsiri üstünden Bayraktar Hoca ile çok çalışmamız var. Allah razı olsun. Diğer hocalarımdan da Allah razı olsun. Hepsinden çok şey öğrendim. Fakat benim... tutkuyla bağlı olduğum bir konu var. Bakın, rehberlikten geliyor bu. Ben doğru bilgiye ulaşmalıyım. Yalan söylememeliyim. Bakın. Bu kadar halı satılmıştır bugüne kadar. Bir tane iade yok. Niye yok? Ne dediysem o. 25 düğüm varsa 25 düğüm var yani. Öyle söyleyeyim size. Siz yalan söylemeyin. Allah'ın emirlerinden biri değil mi? Yalan söylemeyin diyor. Yalan söylemeyin. Doğrucu olun. Ha, sizi 9 köyden kovarlar. Sıkıntı yok. Zaten bu dünya geçici bir dünya. Yani siz Kur'an'a göre yaşarsanız, bu dünyada rahat ederseniz. Her şeyden önce şükretmeyen insan mutlu olamaz. İşin özeti bu İsmail Bey. Özet bu. Şükretmek için de Allah'ın yolunda gitmek lazım. Ben Kur'an'ın en doğru mesajı nedir onu araştırdım. Yusuf İslam ne diyor? Ben diyor, eğer Müslümanlara bakarak İslamiyet'e girmeyi düşünseydim Müslüman olmazdım diyor. Ben Kur'an'ı okudum diyor. Bu acı değil mi? Acı değil mi biz Müslümanlar için? Niye FETÖ gibi bir adam girip bizi böyle bölebildi? Ha, nasıl oldu yani? Neden? İşte bu bizim cehaletimizden oldu. Kimse bu işin doğrusunu öğrenmek için zahmete girmedi. Gitti camiye, camideki hoca ne derse eyvallah dedi, çıktı dışarı gitti. Ama hacca gitti o hocalarla. O hocalara beni al doktora götür, beni yap, şunu yap, bunu yap, bir sürü işler verdi. Yani hocalarla olan ilişkimiz de yanlış. Diyanetimizin de artık oturup bir araya... Hangisi hurafedir, hangisi değildir ayıklaması lazım. Bugün Diyanet'in bence üstüne düşen en önemli konulardan bir tanesi bu. Ayasofya dediğiniz, orada bir tane hadis var değil mi? Letüftanel Konstantiniyet. Peki Peygamber Efendimizin kendinden 830 sene sonra ölümünden İstanbul'un alınacağını biliyor muydu, bilmiyor muydu? Gaybi bir bilgiden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz'in gaybı bilmesi mümkün değil. Gaybın tamamı Allah katındadır diyor Kur'an-ı Kerim. Ha, ona bildirilen gayblar yok mu? Var. Hazreti Musa Tuva Dağı'na gittiği zaman oradaki vadide 10 emri verdi değil mi? Hazreti Musa'ya. Peki onu verirken ne dedi? Çıkar pabuçlarını çünkü burası kutsal vadidir dedi. Biz niye camiye pabuçlarımızı çıkarıp giriyoruz? Bunu kaç kişi düşünüyor? Kutsal bir yere giriyoruz biz, değil mi? Dolayısıyla işin kutsal olduğunu anlayıp kutsala hürmet göstermek Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var, Müslümanlıkta da var. Peki, o sorumun net bir cevabını almak. Peki. Yani Kur'an-ı Kerim, ya ben Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğreneyim, bileyim. Yani o soruyu, evet, bilgileri aldığınız yer belli ama bunu tam ne zaman lüzum hissettiniz?
Vallahi son 12 sene desek hiç yanlış olmaz. 2008. 2008'den bu arada. 2008'de ben Kur'an-ı Kerim'i. Öyle mi efendim? Evet, evet. O niyeti sevk etti sizi. Niye 2008? İşte bu kitapları okuyup tercüme ettikten sonra bugün Müslüman hanımların içinde kaç tanesi Kur'an'daki kadın haklarını biliyor? Ben size öyle sorayım. Talak suresinin birinci ayetini bilen mi var? Orada acaba Peygamber Efendimiz'e gelip de kocam beni 3'ten 9'a boşadı, kapının önüne koydu diyen Havle diye geçer kitaplarda. O hanımın şikayetini Peygamberimiz neye göre değerlendirecekti? O günkü Arap adetine göre değerlendirmek durumundaydı. Ama Allah ne dedi? O hanımın söylediklerini duydum. Bundan sonra bu şekilde hareket yok, değişmiştir dedi. Ne oldu? Şartlar değişti, kurallar değişti. Yani. Allah değiştirdi. Kadın hakları değil mi? Kadın hakları. İşte bunları ben öğrendikten sonra, işin doğrusuna ulaştıktan sonra ve ben doğru cevabı bulmak zorundayım. Beyefendi siz 54 yıllık bir rehbersiniz. 53. 53 yıllık. 7 lisan biliyorsunuz. Yok, 7 değil. 7 değil. Yani 7 öyle, değil. Öyle mi? 7 ne kadar kaç lisan efendim? 4 lisan işte az çok idare ediyoruz. 7, 4 lisan önemli. Ben. Peki dünyanın birçok bölgesini gezdiniz. İslamiyet'le hep küçükten beri ilişkiniz var. Ama 2008'de ben Kur'an-ı Kerim üzerine çalışma yapayım bileyim. Ben sizin bir çalışmanızı da gördüm. Ayet ayet. Doğru mu efendim? Doğru. Arapça biliyor musunuz? Arapça öğrenmeye çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Ve Türkçe üzerinden bu bilgilere sahipsiniz. Evet. Evet. Müthiş bir evet. şey. Tebrik ediyoruz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Elhamdülillah Müslümanım diyen insanın Allah'ın huzuruna çıktığı zaman kitabını sağ taraftan verilenlerden olabilmesi için vicdanının rahat ve temiz olması lazım. Ve bu dünyada arkada nasıl kubbede nasıl bir seda bırakacağım onu düşünmesi lazım. Bugün anlattıklarım size tarihe bir not düşmek içindi. Çok teşekkür ediyoruz. Siz bizi sürekli arıyorsunuz. Biz de koşarak geldik. Şöyle değerli izleyenlerimizin gözünün içine bakarak Kur'an-ı Kerim. Buyurun. Son 5 dakika. Efendim, Hucurat suresi 49, 13. ayetinde litiarofu diye bir kelime geçiyor. Tanışmak, kaynaşmak anlamı var Arapçada. Yüce Allah diyor ki, ben sizi değişik kabilelerden, değişik ırklardan yarattım. Niye? Birbirinizle tanışıp kaynaşasınız diye. Yani birbirinize öldürüp mahvetmeniz için sizi farklı yaratmadım. Yani şu parmak değil mi? İzlerimiz farklı. Hepimiz farklıyız. Niye acaba biz böyle farklı yaratıldık? Yani şimdi siz İtalya'ya gitseniz günde 2 defa spagetti yerler ve hiç bıkmazlar bundan yani. Siz durmadan aynı şeyi yemeyi arzu eder misiniz? Yani hayatta bir değişiklik olsun istersiniz değil mi? İnsana çünkü değişiklik iyi gelir. Ama insanın bu şekilde farklılığını ortaya koyabilmesi için farklı insanları, farklı milletleri tanıması gerekiyor. Bana rehberliğin verdiği en büyük nimet bu olmuştur. Ben Singapurlusundan, Endonezyalısından, Malezyalısından, Japonundan, Güney Afrikalısından, İngilizinden, Amerikalısından, Kanadalısından, Almanından, İtalyanından, Yunanından, dünyada İngilizce konuşan Lübnanlısından bir sürü insan tanıdım. Bunlarla beraber oldum. Bunlarla kilometrelerce yol gittim. Bu bana çok şey öğretmiştir. İnsanların birbiriyle niye kaynaşmaları gerektiğini öğrenmişimdir. Bugüne bakıyorsunuz, eğer Kur'an-ı Kerim'in yolunda giden bir insan olursa, Allah zaten sabretmeyi de bilirse o kişi, sonunda muzaffer ediyor o insanı. Yalnız o yolda sabrederek devam etmesi lazım o insanın, o milletin. Yani sene 1964, Amerika'dayım, seçimler var, Johnson Barry Goldwater'a karşı ve benim kaldığım evdekiler de Johnson'u tutmuyor, Barry Goldwater'ı tutuyor. Ama Johnson seçildi. Ertesi gün yemekte evin babası dedi ki, ha şimdi dedi seçim bitti, yeni bir cumhurbaşkanımız var. Bu dakikadan sonra hepimiz onun arkasında durmamız lazım dedi. Bakın,
18 yaşında hayatta aldığım derstir İsmail Bey. Bizim başkanımız kim olursa biz onun arkasında durmalıyız. Hangi parti? Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Bakın ben Beşiktaşlıyım. Bu benim Beşiktaş sweaterim. Olabilir, siz Fenerli olursunuz. Benim eşim Fenerli. Kameraman, ha bak. Kameramanımız, yönetmen arkadaşımız iyi bir Fenerli. Eşim Fenerli. Oo, hadi 44 yıldır evliyiz. Hı hı. Demek olabiliyor ama milli maç olunca biz milli takımı tutmalıyız. Dolayısıyla biz birlik olmalıyız ki bütün bu dışarıdan bize yöneltilen her sebepten dolayı bütün bu sebeplerin ötesine geçebilmeliyiz. Birlik. Son sözüm, evet. Çanakkale Köprüsü'nün adı Çanakkale 1915 Barış Köprüsü olmalı. Çünkü Osmanlı kadar, Türkiye Cumhuriyeti kadar etrafındaki ülkelere müzahir olmuş ve ona her bakımdan barış getirmiş başka bir grup yoktur. 401 yıl Mekke, Medine ve Kudüs Osmanlı'nın elindeydi. Niye acaba? Buna evet, iyi bakmak onun halısını lazım. Da yaptınız. Doğru yaptık. Mu efendim? Onu evet, Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Ettiniz, çok barış şükür. Barış Köprüsü ve sizin burada ben size kitabı getirdim efendim. Çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Hem bugünün anısına takdim edelim ama bugün özellikle Ayasofya ve Kur'an-ı Kerim'di konumuz. Çünkü gerçekten önemli. Yani sizin Arapça öğrenmeye çalışmanız, 2008 itibariyle Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek, hele işte لِتَعَارَفُ birbirinizi tanıyasınız, bilesiniz ama insan merkezde ki Kur'an-ı Kerim'de en çok hitabı izzet يَا اَيُّهَا النَّاسِ İnsanlık. İnsanı muhatap alıyor. Doğru. Ve Kur'an-ı Kerim'i bilmek, öğrenmek, okumak. Ama 2008'den beri sizin o çalışmalarınızı gördüm. Bir gün o Kur'an-ı Kerim'e de bakmak isterim. Adeta altını çift çizgiyle çizdiğiniz. Bugün tarihler 26 Temmuz 2000. 26 Eylül. Eylül. 26 Eylül. Böyle güzel. 2020. Koronalı günlerden geçiyoruz. Evet. Efendim size... Her Eke İpek Halısı sizin de çok büyük katkınız olan ve içinde yazınız olan. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kitabı takdim etmek istiyorum. Çok sağ olun. Zahmet oldu. Evet. Şu an kameraman arkadaşımız da bu çalışıp çekiyor. Bugünün anısına. Evet. Aydın Bey gerçekten önemli bilgiler verdi. Ayasofya, İslamiyet, hele Kur'an-ı Kerim önemli. Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve ilk emri oku değil mi efendim? Estağfirullah. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yoktan var eden Rabbinin ismiyle oku. Seni küçük bir pıhtıdan yarattı. Sana bilgi verdi. Küçük ilimle. Embriyo evet. onun karşılığı oradaki. Bir başka ayet-i kerime. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. La ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer suresi 39'a 9. Bunları hep anlatıyor musunuz efendim? Evet. Evet. O zaman evet. En son sözü yine ben bırakıyorum size. Ne tavsiye edersiniz gençliğimize, din adamlarına ve Türkiye Cumhuriyeti insanlarımıza, Müslümanlara? Gençliğimiz şunu anlasa yeter. Bizim istikbalimiz onlar. Ve bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı onlara devretiyoruz. Ben 73 yaşındayım. Benim çok talebem var. Hepsine yıllarca bu bilgileri aktardım. Dolayısıyla onları şu anda görüyorum, çok güler yüzlü bir gençlik var karşımızda. Birbirleriyle beraber oldukları zaman, yani büyükleriyle beraber oldukları zaman değil de birbirleriyle oldukları zaman çok güler yüzlü aralarında diyalogları olduğunu görüyorum. Bu beni çok sevindiriyor. Çünkü tebessüm çok önemli bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de, İslamiyet'te Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Dolayısıyla bu gençlik elindeki imkanların farkında olsun. Türkiye bugün kesinlikle eski Türkiye değil. Çok daha güçlü bir Türkiye'nin içinde yaşıyoruz. Ve buraya kolay gelmedik. Çok büyük hücumların neticesinde buraya geldik. Bundan sonraki günlerinde daha da kolay olacağını kimse zannetmesin. Korona gider, morona gelir. Çünkü bunlar dünyayı kendileri idare etmek istiyorlar. Bunu bırakmak istemiyorlar. Karşılıksız para basan bir Amerika var, 30 trilyon dolar borcu var. Bunu da kime ödeteceğini şaşırmış vaziyette. Trump aynen böyle yapıyor. Gidiyor diyor ki işte sana bu silahları sattım diyor. Peki kim onlar? Müslüman ülkeler. Yazık günah değil mi? Aldığı silahı kullanan insanlar da değil.
Niye acaba 1992'de ilk defa Umre'ye gittiğim zaman 3,75 riyal olan 1 dolar hala aynı fiyattır? Niye o günden beri değişmemiştir? Çünkü öyle bir ülke yok. Bunu acaba Müslümanların anlaması mümkün mü? Son sözüm bu olsun. Lütfen politikayı anlarken bu dünyada oynanan oyunları, bu kadar karşılıksız basılan paralarla dünyayı askeri güçle idare edenlere karşı bizim daha güçlü olmamız için Erbakan Hoca'nın dediğini yapmamız lazım. Onlardan daha fazla silah sahibi olmamıza gerek yok. Gençlere şunu diyorum, lütfen yazılım üstüne çalışın. Onlardan daha ileri olabileceğimiz konu yazılımdır. Yaptığımız uçaklarla zaten biz bu üstünlüğü sağladık. Bundan sonra da ancak o uçakların daha iyilerini yaparsak ileride bu Türkiye'yi müreffeh bir ülke haline getirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Aydın Erol Bey'di. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Farklı konular. Bir başka sohbette buluşmak üzere. Sapanca'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.